Islahatçı bir hükümdar aranıyor. Kim olmalı? Kesinlikle 2. Mahmut. ÖSYM ne sevdiği padişahlardan biridir. Hatta ÖSYM her sene 2. Mahmut'u sorar desek yeri midir yeridir. Peki 2. Mahmut'ta neyi bileceksiniz? Arkadaşlar 2. Mahmut'ta bilmeniz gereken temel mevzu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Yani vakaya hayriye dediğimiz olaydır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ıslahatların önündeki büyük engel kalkmış. Bundan sonra 2. Mahmut rahat rahat ıslahat yapmıştır diyebiliriz. Bir bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma olayını asla unutmuyorsunuz. Bu olayın adı Vakayı Hayriye, yani hayırlı olay, 1826'nın Haziran'ında meydana gelir. Diğer önemli bilmeniz gereken gelişme ise senedi ittifaktır. Ayanlarla yapılan bir belgedir. Ayanlar eşraf demek, toplumun ileri gelenidir, zenginlerdir, parası bol olanlardır. Toprak üzerinde güç sahibi olanlar ayanlarla yapılan senedi ittifaktır. Bu bizim iç mevzumuzdur, bizim iç meselemizdir, dışarıyla ilgisi yoktur. Ama senedi ittifakta Avrupa'nın ilgisi var, Avrupa ile etkili bir şey var derse bunu res çekiyoruz, direkt yok diyoruz. Ve senedi ittifakın önemli bir diğer özelliği ise değerli arkadaşlar Osmanlı'da demokratikleşmenin ilk basamağı sayılmasıdır. Peki 2. Mahmut döneminin diğer önemli olayı nedir derseniz o da değerli arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un kaldırılmasıdır. Divan-ı Hümayun kaldırılınca yerine nazırlıklar dediğimiz bakanlıklarla kurulmaya başlar. Aynı zamanda ÖSYM değerli arkadaşlar resmi gazeteyi yani takvim-i vekayı çok sorar. 2. Mahmut zamanında 1831'de çıkarılan takvim-i vekayı ilk resmi gazete aynı zamanda ilk Türkçe gazete olarak tarihe geçmiştir. Takvim-i vekayı 2. Mahmut dönemindedir. Resmi gazete olduğu için de otoriteyi arttıracağını asla aklınızdan çıkarmayın. 2. Mahmut döneminin diğer çok sorulan gelişmesi ise müsaderenin kaldırılmasıdır. Müsadere neydi Ramazan hocam? Müsadere şahısların malına devletin el koyması usulüydü. Bunu kaldırdı 2. Mahmut yani özel mülkiyetin önünü açtı. Peki Ramazan hocam postayı soruyorlar mı? Pasaportu soruyorlar mı? Evet onlar da sorarlar. 2. Mahmut'ta posta teşkilatı, pasaport uygulaması, İstanbul'un dahili pasaportu, mürur tezkeresi de yine 2. Mahmut döneminin önemli gelişmeleri. Peki Ramazan hocam başka diyebileceğiniz ne var 2. Mahmut'ta? Eğitim. Ne arkadaşlar 2. Mahmut eğitime çok önem verir. İlkokul onun zamanında zorunlu hale getirilir. Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderen sultanımız yine 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut eğitime çok önem verir. Kendisi zaten şairdir, yazardır. Ve değerli arkadaşlar Mektebi Marif Adliye adında memur yetiştirmek için okul açar. Aynı zamanda Edebiyat Okulu Mektebi Ulumu Edebiye ile açmıştır. Yani okula çok değer verir. Askeri okul olsun, sivil okul olsun bu dönemde karşımıza çıkar. Dikkat edin sivil okullar var, medreseler var, Avrupa tarzı okullar var. Dolayısıyla eğitimde ve kültürde ikilikte 2. Mahmut'ta çıkar. 2. Mahmut zamanının önemli diğer bir gelişmesi, son bahsedeceğim gelişme ise Fes arkadaşlar. Fes, giyim kuşam anlamında düzenlemeler yapar 2. Mahmut. Bunun için de İstanbul'da Feshane fabrikası yani Fes fabrikası açılır. Bu devrin acı gelişmesi ise nelerdir? Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması'yla bağımsız olur. Bu anlaşmayla Sırbistan, Karadağ ve Romanya'da özerk olmuştur. Mısır sorunu yani Mehmet Ali Paşa isyanını görüyoruz. Aynı zamanda değerli arkadaşlar Boğazlar sorunu da Hünkar iskelesiyle karşımıza çıkıyor. Bu devrin son kritik anlaşması ise sınavlarda bol bol çıkan balta limanı ticaret anlaşması, Osmanlı'nın İngilizlerle yaptığı ve ekonomiye darbe vuran anlaşmayı da bilmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bunları bilin ya. Önemlidir. Bunları ÖSYM çok soruyor kardeşlerim.